yaptırdık. Ankara ile Erivan 13 Ekim'de ilişkileri normalleştirmek için protokollere imza atacak. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinde anahtar aslında Dağlık Karabağ sorunu denen mesele. Sovyetler Birliği dağılınca, Azerbaycan özerkliğini, bu bölgenin özerkliğini tanımayınca, ardından da Ermenistan işgali olunca bu mesele ortaya çıktı. Sorunun çözümüne bağlı konu büyük ölçüde burası. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunun çözümüne bağlı konu burası. Nasıl bir yer burası? İşgalin ardından geçen 15 yılda Karabağ'da neler değişti? Televizyon haberciliğinde bir ilki gerçekleştirerek NTV Karabağ'a gitti. Merak edilen sorulara yanıt aradı. Bilge Egemen'in izlenimleri, Murat Dündar'ın görüntüleriyle sancılı bölge Karabağ. Dağlık Karabağ sorunu yıllardır hem dünya kamuoyunun hem de Türkiye'nin gündeminde. Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinden konu açıldığında hep çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ankara, Ermenistan'ın Karabağ işgali sona ermedikçe sınır kapısının açılmayacağını ilan etse de son dönemde iki ülke arasındaki bu yakınlaşma Azerbaycan'da da ciddi tereddütlerin yaşanmasına neden oldu. Ankara ile Erivan 13 Ekim'de ilişkileri normalleştirecek protokol için masaya oturacak. Peki protokollerin resmi metinlerinde dile getirilmese de aslında normalleşmenin ilk şartı gibi görülen Karabağ nasıl bir yer? Geçen 15 yılda Karabağ'da neler oldu? Zaman nasıl aktı? İşgal altındaki Azerbaycan topraklarında tek bir Azeri kaldı mı? İşte bütün bu soruların yanıtını almak üzere Karabağ'a uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Burası koca koca dağlardan oluşan, birçok kişinin yerini, hatta nasıl bir bölge olduğunu dahi bilmediği adı gibi Dağlık Karabağ. Neresinden gelirseniz gelin Karabağ'a gitmenin yolu Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki bu binadan geçiyor. Burası Ermenistan dahil dünyanın hiçbir ülkesinin tanımadığı Karabağ geçiş izninin verildiği yer. Ve eğer Türkseniz vize alabilmek için Erivan'da birkaç gece geçirmeniz gerekebiliyor. Yol uzun. Önce Ermenistan toprakları kat edilecek, sonra Laçin koridorundan geçilecek. 7 saat boyunca dağlara çıkılıp inilecek. Okula giden çocuklara, nehirlere ve göllere, mola yerlerine tanıklık edilecek. Ve tabii en büyük sürprizi bütün ihtişamıyla aniden gökyüzünün içinden fırlayan Ağrı Dağı yapacak. Sınırın hemen öte yanı Türkiye. Burası Karabağ Savaşı'ndan bu yana kapalı olan ve protokoller imzalanırsa açılacak olan Türkiye-Ermenistan sınırı. Erivan'dan Karabağ sınırına gelmek yaklaşık bir 5 saat sürüyor. Arkamızdaki dağlar artık Ermenistan, sınırı geçtik ve artık Karabağ'dayız. İşgal altındaki Karabağ'da ilk karşılayanlar Kartal ve Atmacalar. Azerilerin han kendi, Ermenilerin Stepanakert dediği Karabağ'ın merkez ilinin girişinde ise mezarlıklar var. Doğum yılları farklı farklı ama çoğunlukla öldükleri yıl hep aynı. Burası Karabağ Savaşı'nda ölen Ermeni askerlerin mezarlığı. Karabağ'da yaklaşık 150 bin, merkez han kendinde ise 40 bin insan yaşıyor. İşgalden sonra Azerilerin tamamı sürülmüş ya da kaçmak zorunda kalmış. Karabağ Ermenilerinin gelir kaynağı tarım, buğday ve üzüm yetiştiriyorlar. Kentin en güzel oteli aynı zamanda dünyada hiçbir ülkenin tanımadığı tek taraflı Karabağ Meclis binası. Çatı aynı, sadece giriş kapıları ayrı. Hemen karşısında da Cumhurbaşkanlığı binası. Tek
tip kurşun izi dışında 15 yılda savaşın izleri neredeyse tamamen silinmiş. NTV kameramanı Murat Dündar kamerasıyla çekime başlar başlamaz polis engeliyle karşılaşıyoruz. Polis Karabağ'a giren her yabancının önce Dışişleri Bakanlığı'na gitme zorunluluğu olduğunu söylüyor. Ve bizi alıp oraya götürüyor. Bakanlıkta engelle değil, Dışişleri Bakanı ile röportaj yapar mısınız teklifiyle karşılaşıyoruz. Ertesi gün için randevulaşıp tekrar sokaklara çıkıyoruz. Karabağlı Ermeniler her ne kadar 1991'de Azerbaycan'dan resmen bağımsızlık ilan etmiş olsalar da hukuken Azerbaycan'a bağlılar. Ve bütün dünyanın tanımamasına rağmen kurdukları fiili cumhuriyette seçimler yapıp başbakan, bakan ve milletvekillerini seçiyorlar. Han kendindeki ilk durağımız bölgenin tek üniversitesi olan Arstak oluyor. Fakat Türkiye'den geldiğimizi duyan rektör şaşkınlığını gizlemiyor. Henüz bizlerle konuşmaya hazır olmadığını söyleyip görüşme talebimizi reddediyor. Aynı gerekçeyle Karabağ televizyonu tarafından da reddediliyoruz. Bu vesileyle savaş ve işgalden bu yana Karabağ'a giden ilk Türk gazeteciler olduğumuzu öğreniyoruz. Neyse ki çaldığımız üçüncü kapı aralanıyor bize. Leonid Martirosyan, Karabağ'daki tek devlet gazetesi Arstak'ın yazı işleri müdürü. Arstak, bu bölgenin Ermenice adı. 85 yıldır yayınlanan gazete, haftada 3 gün Ermenice, 1 gün Rusça çıkıyor. Yaklaşık 1000 tane satıyormuş. Martirosyan, Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesinden yana, ancak Karabağ'ın pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini savunuyor. Karabağ'daki röportaj teklifimizi ilk kabul eden kişi olan Martirosyan konuştukça konuşuyor. Dışarıdaysa Karabağ yavaş yavaş gece kostümlerine bürünüyor. Karabağ sorununun nerede kilitlenip buradaki günlük hayatın nasıl işlediğine kadar kafamızda sorulmamış henüz bin bir soru var. Bir sonraki gün tüm bunlara cevap vermek üzere geliyor.